Selamlar. Konumuz değersizlik inancı. Kendini değersiz hissetmek. Aslında pek çok insanda var olan bu duygu inanç gizli saklı işini görür. Kime sorsanız kendini değerli bulduğunu söyler. Kimse içindeki eziklik, kendini başkalarından daha aşağı görme hissini açığa vurmaz, gizlemeye çalışır. Hatta bazıları bu inancının farkında bile değildir. Ama ister saklamak için uğraş verin ister farkında olmayın değersizlik duygusunu yenmedikçe bu inancı kırmadıkça tamamen ya da mümkün olduğunca çok kısmını kendinizden göndermedikçe rahat edemeyeceksiniz huzurlu mutlu ve sağlıklı olamayacaksınız çünkü değersizlik inancı en altta temelde yatan bir inançtır ve bütün karakter bu inancın üstüne inşa edilir Değersizlik inancı olan kişiler sırf kendisini beğendi diye, ilgi gösterdi diye yanlış biriyle evlenebilirler. Kapasitelerinin çok altında bir işte çalışıp yeteneklerini heba edebilirler. Kendilerini yalnızlığa mahkum edebilirler ya da sürekli insanların içinde değerli olmak için uğraş verebilirler. Değersizlik duygusuyla yaşamak zorunda değilsiniz. Bu halimi değiştiremem. Ben böyleyim. Ne yapayım? Annem babam beni sevmedi. Çocukluğumda yeterince ilgi sevgi görmedim. Ezildim. Bunu değiştiremem diye düşünmeyin. Kendini değersiz hissetmek üstüne düştüğünüz zaman kolayca değiştirebileceğiniz bir inanç ve zaman içinde tamamen kaybolup gidiyor. Şimdi kendinizi nerelerde değersiz hissettiğinizi ve ne yapmanız gerektiğini konuşalım. Birincisi, kimlere karşı hep alttan alıyorsunuz, hep onları idare ediyorsunuz. Etrafınızda böyle kimler var? Kendinizi şöyle sözler söylerken buluyor musunuz? Suyuna gitmek zorundayım. Hep onun dediklerini yaparım. Kendi düşüncelerimi söylemem. Kavga çıkmasın diye idare ederim, alttan alırım, taviz veririm, katlanmak zorundayım. Böyle bir ilişkiniz varsa bunun nedeni kendinizi değersiz hissetmeniz. Bunu size yapan ister anneniz, ister eşiniz, ister çocuğunuz, ister patronunuz olsun. Bunları size yaşatmaya hakkı yok. Siz bu muameleye katlanmak zorunda hissettikçe, sabrettiğinizi sandıkça böyle kişiler hep hayatınızda olacak. Biri gidecek, biri gelecek. İçinizdeki değersizlik hissini köpürtecekler. Değersizlik inancı olan kişiler kötü bir enerji yayarlar. Bu kişilerin avraları ince ve bulanık renklidir, Enerjileri düşüktür. Diğer insanlar bu kötü ve düşük enerjiyi hissederler, algılarlar ve size ona göre davranırlar. Çünkü değersizlik inancı özgüveni neredeyse yok eder. Kendine güvensiz, kendini ezik hisseden insanlarsa her ortamda belli olur ve hissettikleri gibi muamele görürler. Kendini değersiz hisseden bir çocuğu mahallede, okulda kolayca dışılarlar, oyunları almazlar. Bu çocuk kolay arkadaşlık kuramaz. Ancak kendisi gibi kendini değersiz bulan bir çocukla arkadaşlık kurabilir. Diğer insanlar kendini değersiz hisseden birinin fikrine değer vermezler. Bu yüzden değersiz hisseden kişiler toplum içinde arkadaş toplantılarında sessiz kalmayı, fikirlerini söylememeyi tercih ederler. Yanlış bir şey söylemekten korkarlar. Kendini değerli bulmamanın kademeleri var tabii. Herkesle aynı oranda olmaz bu. Ne kadar fazlaysa o kadar kişi kendini ezik ve aşağı hisseder. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki karşınızdaki kişi kim olursa olsun eşitsiniz. Sizden daha değerli değil. Siz hep alttan alan, taviz veren kişi olmamalısınız. Karşınızdaki kişi kızacak, sevmeyecek, dışlayacak ya da dalga geçecek diye hep susar ve onların istediklerini yerine getirirseniz bu korktuğunuz şeylerin hepsi başınıza gelecek. Daha fazla kızacaklar, daha fazla sevgileri satılık olacak. Burada ters mantık işler. Siz mutlu olmak için, sevilmek için alttan aldıkça, taviz verip kendinizi ezdirmeye devam ettikçe sizi sömüren, kullanan, mutluluğunuzu engelleyen çok olacak. Bu yüzden artık davranışlarınızı değiştirin. İnsanlar daralır, gücenir, kızar diyen korkularınızın üstüne bir set çekerek sakince kendinizi, isteklerinizi, düşüncelerinizi ifade edin. Başkalarının mutluluğu için çırpınmak yerine kendi hayatınıza, mutluluğunuza, ahiret hazırlığınıza bakın. Merak etmeyin, bu formül sizi bencil yapmayacak. Aksine kendini bilen Rabbini bulur yoluna çekecek. Başta zor gelebilir bu size. Hatta duygularınızı söylemeniz, taviz vermemeniz başta insanları kızdırabilir de. Sizi sömüremedikçe sen değiştin diyebilirler size. Ama bu kendini başkalarından daha aşağıda görme hissinin sizden gitmesi için çok önemli bir yöntemdir ve mutlaka işe yarar. Yani bu bir kısır döngü. Siz kendinizi değersiz hissettiğiniz için insanlar size değer vermez. Ancak sizi kullanmak isteyen insanlar sahte bir ilgi ve sevgi gösterirler ki bu da ancak onların istediği gibi olursanız alabileceğiniz bir ilgi sevgidir sizin de evlenmek için size güzel sözler söylerler. Evlendikten sonra sözlü ya da fiziksel şiddet başlar. Size işleri yaptırmak için iyi davranırlar. Ama onların istediği gibi davranmazsanız bütün sevgileri, güzel davranışlar kaybolur. Siz de o ilgiyi, sevgiyi alabilmek için var gücünüzle onun istediği gibi biri olmaya çalışırsınız. Yapmayın. Siz olduğunuz gibi kabul etmeyen, sizi değiştirmeye çalışan, sizi kullanan, aslında size değer vermeyen insanlara artık taviz vermeyin. Düşük enerjinizi yükselterek auranızı kalınlaştırıp güzel renklere bürünebilirsiniz. Auranız ne kadar kalın olursa insanlar size o kadar az hükmedebilir, size kolay kolay incitici laflar söyleyemezler, sizi kullanamazlar. Yapmanız gereken aslında hiçbir dayanağı olmayan, sahte olan ve size ait olmayan bu değersizim inancını değiştirmeniz. Allah'ın halifesi olarak yaratıldığınız bu yeryüzünde diğer insanlarla eşit olduğunuzu bilmeniz. İkinci madde hayır diyememek. Değersizlik inancının göstergesi. Mağazadaki satıcı kız size istemediğiniz emin olmadığınız bir kıyafeti satabiliyorsa kendinizle yüzleşme zamanınız çoktan gelmiş demektir. İçiniz hayır diye bağırırken diliniz evet diyorsa ve istemediğiniz şeyleri insanları kırmamak için yapıyorsanız değersizlik inancınız bariz ortadadır. İnsanları mutlu etme hoşuma gidiyor diye kendinizi kandırmayın. Şu andan itibaren evet demeden önce 1 iki saniye düşünün ya da cevabı daha sonra vereceğim deyin. İçinizde bir çatışmaya sebep olmadan düşünün. Evet cevabını insanlar beni sevmez, dışlar, kırılır diye veriyorsanız vazgeçin. Hemen hayır deyin. Başta zor gelse de bunu yapa yapa öğreneceksiniz ve enerjiniz değişmeye başlayacak. Hayır diyememe konusunu Özümün Ülkesine Dönüş kitabımda ayrıntılı anlattım. Oradan faydalanabilirsiniz. Üçüncüsü fazla fedakar insanlar. Kendini feda eden fazla fedakar biriyseniz, kendinizi önemsemeden her işe koşturan, en çok yorulan, çabalayan sizseniz durun ve biraz düşünün. Değersizlik inancınızı gizlemek için, takdir toplamak için, sevgiyi alabilmek için bunu yapıyorsunuzdur. Aman dikkat! Diliniz Allah rızası için yapıyorum dese de ona inanmayın. Çok çabalamazsam, herkesin işini görmezsem sevilmem. İnancınız vardır ki altında temel inanç değersiz olduğunuz inancı vardır. Çocukken ancak çalışkan olduğunuzda kabul görmüşsünüzdür. Öyle inandırılmışsınızdır. Küçüklüğünde şartlı sevilen insanlar büyülüklerinde de aynı durumla karşılaşırlar. Çünkü inandıkları hayatlarında tekrar eden bir kehanet olur. İşe yararsam, çok çalışırsam sevilirim, değer görürüm. Bu inancı değiştirmezlerse ömür boyu bencil, alıcı insanlara hizmet etmek zorunda kalırlar. Kendinize söylemeniz gereken şey şu. Artık geçti büyüdüm. Beni büyütenler öyle davrandı diye böyle hissettim. Kendimi daha aşağı, ezik, değersiz zannettim. Ama bitti. Bunlar gerçek değil ve ben değerliyim. Rabbimin halifesiyim ve kıymetlisiyim. Kendimi feda ederek ancak kainattaki denge yasasını bozarım ki bu benim kendimi daha da değersiz hissetmeme neden olur. Bu yüzden bundan sonra sadece kendi sorumluluğumu alıyorum, etrafımdaki insanların da kendi sorumluluklarını almalarına izin veriyorum. Hayatı akışına bırakıp keyifle yaşamayı seçiyorum. Dördüncü maddemiz utanç duygusu. Her şey için kendini kabahatli bulmak ve utanmak. Bu utanç duygusu yaptığınız her işte, söylediğiniz her sözde gelip yakanıza yapışabilir. Yanlış bir şey mi söyledim der utanırsınız. Yaptıklarınızdan emin olamaz yine utanırsınız. Bu utanç değersizlik duygusunun dışa vurumudur. Yalnız Türkçe'de utanç kelimesi iki manada da kullanıldığı için yanlış anlaşılma olabiliyor. Burada edepten bahsetmiyorum. Edeple saygı duymak, edeple utanmak, ar duygusu mütevazik başka bir şeydir. Burada bahsettiğim utanç kendi yaptığı, ettiği, söylediği sözlerden çekinen, kendinden emin olmayan, hata yapmaktan korkan, kendini hep suçlu bulan insanların hissettiği bir duygu ve tamamen zarar veren bir duygu. Bu utanç sınıfta bildiğin soruya parmak kaldırmayı engel olur toplantıda fikrini söylemeye izin vermez. Kendini ifade etmeye, seçimlerini dile getirmeye engel olur. Değersizlik duygusunu bu ağır yük inancı üstünüzden atınca bu size zarar veren utanç duygusundan da arınmış olursunuz. Artık yaptıklarınızdan, söylediklerinizden utanmayın. Kendinizden emin olun ve özgüveniniz yükselsin. Bu konuda suçluluk duygusu videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Beşincisi, kendini yetersiz hissetmek. Küçükken kıyaslanmış kimseler kendini yetersiz hisseder. Büyüyünce de kendilerini başkalarının başarılarıyla kıyaslarlar. Annem kadar iyi değilim, kardeşim benden daha başarılı, falanca gibi olamıyorum. Kişinin hep bir ölçüsü olur ve kendisi hep bu ölçünün altındadır. Kendilerini yaptıkları işleri kusurlu bulurlar bu yüzden. Kendini yetersiz bulan kişi başarıyı ardından kovalar, hayal kırıklıkları ise değersizlik duygusunu artırır. Yeteneğini reddeder, sıradan bulur kendilerini bu kişiler. Kendi becerilerini aşağılarlar. Böyle hissedince, e tabi hayat film değil ki biri gelip elinizden tutsun, herkese sizi yeteneksiz, beceriksiz sakar bulur. Çünkü hissettiğiniz bu duygu enerji olarak dışarıya yansır. Kişinin rağmen bilincine geçmesi gerekir. Her şeye rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Başarısız olmama rağmen kendimi kabul ediyorum ve seviyorum. Fazla kilolarımın olmasına rağmen, işten kovulmama rağmen, kocamla kavga etmeme rağmen, iyi bir anne olmamama rağmen. Her halükarda kişinin kendisini kabul edip sevmesi lazım yani. Şart koşmadan kendinizi kabul edin ki insanlar da sizi kabul etsin, sevsin. Bu, rağmen bilincini kişinin hayatının her aşamasına geçirmesi, uygulaması lazım. Böylece değersizlik duygusu kırılır. Yoksa her olumsuz durumda ya da diğer insanların başarılarında değersizlik inancı nükseder, iyice yerleşir ve sizi dibe çekmeye çalışır. Kendinizi yeterli görmeye başlama zamanınız çoktan geldi. Hadi başlayın artık. 6. Maddemiz, kendi değerinden haberdar olmayan kimseler, başkalarının ona verdiği değere bakarlar diğer insanlar onu seviyorsa ona ayrıyorsa iyi hissederler birileri ona kötü davranınca dışlayınca değersizlik duygusu ortaya çıkar çok sık özür dilerler, habire teşekkür ederler, kimseye eziyet vermek istemezler. Her işlerini kendileri görmek isterler. Bu yüzden herkese şirin görünmeye çalışırlar. Herkes uyum içinde olabilmek için kendilerinden değer ve prensiplerinden ödün verirler. Onaylanmak, kabul edilmek onlar için çok önemlidir. Oysa herkesin sizi sevmesi gerekmez. Fikir ayrılıklarınız, farklı huylarınız olabilir. Zaten bir kişiyi herkes seviyorsa ya o kişi ikiyüzlüdür ya da değersizlik inancı yüzünden kendini saklıyordur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de herkes sevmedi, onaylamadı. Hatta dışladılar, eziyet ettiler. Ama o sözünden, dininden dönmedi. Onaylanmak için, sevilmek için değerlerinden vazgeçmedi. Kendinden yaptıklarından emin olarak devam etti. Siz de yeryüzünde yaratılmış en şerefli varlık olduğunuzu, Allah'ın halifesi olduğunuzu hatırlayın ve bu değersizlik duygularının tamamen sahte benlikten geldiğini, size ait olmadığını kabul edin. İçinizde o sahte ses ne zaman sizi küçük görmeye kalksa ona dur deyin. Emin olun o ses sizin sesiniz değil. Mutlaka kısılması gerek. Yedinci maddemiz hak etmediğine inanma. İyi, doğruyu, güzeli, yardımı, bolluğu hak etmediğine inanır kişi ve bu değersizlik duygusunun en belirgin özelliğidir. Kendilerine layık görmezler güzellikleri, iyi insanları hak etmediklerine inanırlar. Bu yüzden hep başlarına kötü olaylar gelir, katlanırlar, sabrederler ama sonunda öfke nöbetleriyle patlarlar. Sabretmek bu değildir. Bu sadece içine atıp bastırmaktır ki sonucu iyi bitmez.'' Bunu gidermenin yolu artık bir halife gibi yaşamaktır. Ortada nefis bir ziyafet sofrası olan bir hayat var. Elinizi uzatın ve en güzel yemeklere kaşığınızı daldırın. Bugüne kadar kendinize layık görmediniz, ucundan kıyısından tadına baktınız o sofranın. Şimdi her gün hak ediyorum deyin ve size sunulan bu hayatı hakkını vererek en güzel şekilde yaşayın. Hadis-i şerif de şöyle geçer. Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah nimetin eserini, görüntüsünü kulunun üzerinde görmek ister. Diğer bir formülde, kendinizi olduğu gibi kabul edip sevmenizdir. Başarılarınıza göre kendinizi sevmeniz şartlı sevmek olur ki bu gerçek sevme değildir. Tembellik de yapsanız, işleri batırsanız da, düzgün bir şekilde yapamasanız da kendinizi sevmeniz en iyi çözümü size getirir. Zaten hepsi kendinizi sevmemenizden, hak etmediğinizi düşünmenizden dolayı oluyor. Siz kendinizi sevmeye başlayınca başarı, bolluk, güzellikler de ardı ardına hayatınıza inşallah akmaya başlayacak. 8. madde kişi değersizlik inancını örtmek için mükemmel olmaya çalışır. Hata yapmamalıdır, harika olmalıdır, bilgili, çalışkan, en sevilen, en düzgün, en çalışkan olan o olmalıdır. Ne kadar takdir toplarsa o kadar iyi iş çıkardığına inanır değersizlik duygusunu örtmek için. Oysa tarihteki başarılarıyla öne çıkan insanlar bildiklerini okuyanlardır. Eğer onaylanmaya önem verselerdi hata yapmaktan korkar ve sıra dışı olamazlardı. Bu yüzden içinizden bir ses, olmaz daha iyisini yapmalısın, yeterli değil derse durun. Kimin beğenmesini, kimin takdirini beklediğinizi sorun kendinize. Ben yaptığım işi beğendim dediğiniz an artık daha mükemmel olsun diye uğraşmayın. Sizin onayınız ama gerçekten size ait olan onay yeterlidir. Herkese değersizlik inancı olabilir. Ama bunun oranı önemli. Sizi hayatınıza ne kadar etkilediği ile ilgili, kendinizi ne kadar ezik aşağı değersiz görmenizle ilgili. Mesela 10 üstünden 3 birim değersiz hissetmek çok sorunlar çıkarmaz başınıza. Ama 10 üstünden 7 ya da 8 birim değersizlik inancına sahip bir kişi mutsuz, sevgi dilencisi, hastalıklarla dolu bir hayatla boğuşup durur. 9. Madde kız olduğu için istenmemiştir, sevilmemiştir. Toplumumuzda çok yaygın olan cinsiyet ayrımcılığı kişinin kendini değersiz hissetmesine neden oluyor. Öyle ki kendisi de değerli olsun ezilmesin diye erkek çocuk doğurmak istiyor. Ama kişi bilinçli olmalı ve bunda yatılan cinsiyet ayrımcılığını kırıp atmalıdır. İslam dininde kız evlat, kadın çok kıymetlidir ve baş tacıdır. Bu konuda kadın olmak videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak 10. madde tacizler. Küçükken tacize uğrayan biri mahremiyetinin izinsiz kaybından dolayı kendini suçlar. Kendi değersiz bir varlık olarak kodlar. Ne kendini ne de bunu yapanı affetmez. Ama ters mantık burada da devrede. Suçladıkça, affetmedikçe iyi olacağını sanmak tam tersine kişiyi daha da açmaz'a götürür. Kişi yeni taciz olaylarını kendisine çeker. Bu yüzden başınıza böyle bir durum geldiyse bunu yakınınız birine ya da terapistinize anlatın, artık gizlemeyin. Affedin ve kalbinizden bu kini, öfkeyi atın. Yaşandı ve bitti. Kabul edip geçmişte bırakın. Böylece hem kendiniz şifalanacaksınız hem de neslinizi böyle bir olayın tekrarından koruyacaksınız Allah'ın izniyle. Güçlü bir şifa cümlesiyle bitirelim konumuzu. Ben Rabbimin halifesiyim, değerli ve kıymetlisiyim. Rabbim beni yeryüzünün en şereflisi olarak yarattı. Beni nimetlerle donattı. Rabbim beni seviyor ve ben de Rabbimi seviyorum. Bundan sonra tam bir halife gibi vakarlı ve değerin farkında olan bir insan olarak yaşamaya niyet ettim. Kibirden uzak, Allah'ın sevdiği bir kul olarak. Böylece Allah tüm kapılarını bana açar. Bu dünyada ve ahirette beni aziz kılar. Beni sevdiği kullarına sevdirir. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmayı hatırlayın. Videomu paylaşın ki diğer insanlara da şifa olsun. Selamlar, Allah'a emanet olun.